Arkadaşlar merhaba. 5 Ekim 2022 Çarşamba akşamı Elazığ'dayız. Evet, Güzide vilayetimiz Elazığ'da. Bugün 8 koşulu bir program var. Evet arkadaşlar, Ekim ayına da girdik böyle. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Ayın 5'i oldu resmen. Değerlendirmelerimize başlayalım. Elazığ ile ilgili birinci koşu 17.45'te. Boş koşu var 2 tane. Bir arada altılı ganyan var bir adet. 17.45'teki bu koşu maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1600 metre. Elazığ biliyorsunuz kum, çim pist yok Elazığ'da. Arkadaşlar burada 8 ve 7 numaralı safkanlar, yani istiyorsanız banko atabilirsiniz bunları. Hani süpersonik özellikle Mehmet Doğan ve 7 numaralı son istasyon Caner Tepe ile burada bu yarışı kolay kolay bırakacak gibi durmuyor. Rakipleri 5 numaralı Güzel Gümüşkan ve 3 numaralı Çiğdem Ana ve 4 numaralı Dejnik Gölü. Yani rakipleri bunlar, bu ekiplerin rakipleri şu an bunlar. Ama burada muhtemelen 8 numaralı Süpersonik Mehmet Doğan da kazanacaktır diye düşünüyoruz artık. Bu atın zamanı gelmiş. İkinci koşu şartlı 3, 3 yukarı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Burada da 3 numaralı Vespucci, Fesih Çetin başta banko arkadaşlar. Yani neye banko? Yedili plase için banko ve dörtlü ganyan oynuyorsanız dörtlü ganyan içinde banko. 3 numaralı Vespucci. Amerikalı yavrusu zaten. 60 kilo da olsa önemli değil. Son 3 koşudur Elazığ'da. Elazığ'ı bilen bir safkan, tanıyan bir safkan arkadaşlar. Elazığ'da meydandan çıktı zaten Necmi Altın'la. Bu sefer Fesih Çetinbaş binecek. Evet, kazanma ihtimali çok yüksek bu safkanın. Rakip noktasında 1 numaralı Pleasantly Boy tabii ki büyük bir rakibi. Üçüncü koşuyla beraber Elazığ'da altılı gayan başlıyor. Handikap 15, dişi 3 yaşlı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, bugün gayet size güzel atları tavsiye etmeyi planlıyoruz, edeceğiz. Tabii bu atlarımızı manipüle etmezlerse memnun oluruz ama yapacak bir şey yok, yani açık verdiğimiz yayınların hiçbir garantisi yok. Oysa yani sonuçta premium üyelerle 4-5-6, 4-5-6'yız yani. Hep böyle. Handikap 15 yarışta kim kazanacak? 3 numaralı Tavan'la Mehmet Taşkaya ile ilk atımız. 4 numaralı Manjulya Sami Kaplan'la ikinci atımız. Normal şartlar altında şu iki tane atın dışına çıkma ihtimali çok düşük. Ama biz 3 tane daha at vermek durumundayız. 2 numaralı Arder, Necmi Altın'la. 1 numaralı Lady Hop, Fesih Çetin baş ve 6 numaralı Real Karakter, Ferit Yardımcı. Evet. 3, 4, altını çiziyoruz. 2, 1 ve 6 arkadaşlar. Dördüncü koşu, Elazığ Üzüm Festivali koşusu. 74.500 lira ikramiye var birinciye. Handikap 17, 3 yukarı İngilizler ve 1200 metreye çıkacaklar. Evet, şimdi burada tabii fena değil yani Elazığ standartlarına göre. Elazığ standart, Türkiye standartı diyemiyorum yani, Elazığ standartlarına göre. Verilen ikramiyeleri baz aldığımız zaman 74.500 liranın gayet güzel bir ikramiye olduğunu söylemek zorundayım. Arkadaşlar burada 5 numaralı Yıldız Kıran, Necmi Altın'la ilk atımız. Bu safkan böyle adeta ben Necmi Altın, benim sahibim, jokeyim, her şeyim, o bindi mi gelirim dercesine. 5'te 4 Necmi Altın'da, yani inanılacak gibi değil. Elazığ'a geldikten, İstanbul'dan bu at Elazığ'a geliyor arkadaşlar 24 Haziran'da, şu Yıldız Kıran. Ve 24 Haziran'da geldikten 18 Temmuz'da yarışa çıkıyor, Maiden yarışına çıkıyor Elazığ'a. Necmi Altın'da kazanıyor. 25 Temmuz Necmi Altın'da kazanıyor şartlı 3. 22 Ağustos Necmi Altın'da kazanıyor şartlı 3. Evet, ondan sonra 31 Ağustos'ta bir ara veriyor. 5. oluyor şartlı 4. Handikap 16, 12 Eylül'de 1980 dermişim. 12 Eylül'de Necmi Altın'da 1. oluyor. Ve şimdi de 5 Ekim'de 1. olmayı planlıyor arkadaşlar bu safkan. Hani onu söyleyeyim size. 5 ilk atımız 10 numara King Çınar Caner Tepe ile ikinci atımız. Düşürürsek burada artık sürprizler başlar. 2 numaralı Black Rock İsa Ak Yavuz. 6 numaralı Serdar Kan Mehmet Doğan. Ve 1 numaralı King Ayhan Menderes Avşar.
5 altını çiziyoruz arkadaşlar. Alternatif banko demiyoruz ama altını çiziyoruz. Dikkat diyoruz. 10, 2, 6 ve 1 diyoruz buraya. 5. koşu şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 1700 metreye çıkacaklar. 9 tane safkan var. Arkadaşlar 5. koşuda 5 numaralı son atmaca Necmi Altın'la sürdürek banko. Evet, bugün son atmacanın günü olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Artık bu susuzluğuna diyeyim, Kasım 2021, 8 Kasım 2021'e kadar hemen hemen bir sene olmuş. Kocaeli'de en son kazanmıştı. Elazığ'da bir türlü tutturamadı şansını. Hani o 1-1-1'ler Necmi Altın'ın yapmış olduğu daha belki yarışta o 5 numarayla şuradaki o Yıldız Kıran'la yapmış olduğu 1-1'ler burada Necmi Altın 2-2-2 olarak yapmış arkadaşlar. Bol bol ikisi var şurada. Çünkü hepsinin Necmi Altın'ın. Onu söyleyeyim hatta 3 de öyle. Son 5 koşuda son koşuyu Diyarbakır'a gittiler. Kısa vadeli kastı. Şimdi bu da şartlı 4'ü kazanma ihtimali çok yüksek bu safkanın. Ve bize göre son atmaca burada banko. 6. koşu şartlı 2. 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada biraz at yazacağız. Ekürler öncelikle 2 numaralı Karapuz. İsa Akkabuz 11 numaralı Süper Seda. İlk atımız. 4 numaralı Belfast Ferit Yardımcı'yla kesinlikle ihmale gelmemeli. 5 numaralı Esoğlu Menderes Avşar. 8 numaralı Altobella İsa Katar. Bu da kesinlikle mal etmeli bu Altobella arkadaşlar. Artık bugün yarışa gidecek bir Lionheart yavrusu. Ve 3 numaralı Meginaz Necmi altında yine. 2-11 ekürler ön planda. 4, 5, 8, 3 diyoruz. Varsa sizin adınızı yazın. Çünkü kalite oranı düşük olan safkanları izleyeceğiz burada. Yani 24, 17, 21 bu handikap puanlı safkanlar. Ya Real Grace Eray Çizik'le dilerseniz yazabilirsiniz. Gelebilir. 7. koşu. Yani o bizim atlardan sonra gelebilir tabii. Arkadaşlar burada maiden dişiler 2 yaşlı İngilizler 1600 metre kum piste çıkacaklar. Evet baktığımız zaman bu 7. koşu öyle kolay bir koşu değil. 6 numaralı London Kiss Menderes Avşar'la ve 7 numaralı Sicilya arasındaki böyle bir birinciliği 6 ve 7 arasındaki bir birincilik mücadelesi biz bekliyoruz burada. Ha bu 6 ve 7'den sonra 4 numara kızım Ravza İsa Akyavuz'la devreye girebilir. 5 numaralı Little Chick Hüseyin Altınkılıç'la devreye girebilir. Ve 1 numaralı Emin amcanın kızı Hasan Altunday'la devreye girebilir. 6 ve 7 ön planda, 4, 5 ve 1 de arka planda. İsteyenler istediği gibi yazabilir. Ön planı, arka planı birleştirebilir de veya birleştirmez. Evet şimdi arkadaşlar gelelim. Burada ilginç bir koşu var. 8. koşu handikap 16. 4 yukarı yaşlı Arap safkanları burada bir aradalar. Evet günün son koşusu bu tabi. Şimdi burada arkadaşlar 7 numaralı kılavuz ağası Menderes Avşar'la otomatikman yazmamız gereken safkanlar 2 numara Yağız Alp ve 9 numara Ulu Gök. Burada bu siyah ekürleri yazmamız gerekiyor. Neden? Çünkü kazanabilirler arkadaşlar. Yağız Alp de kazanabilir. Kılavuz ağası bana göre ön planda. Ulu Göl olsun. Bunları yazdık. Şimdi 4 numaralı Mustican Mehmet Emin Doğan'la arkadaşlar yine yazıyoruz. 6 numaralı Baba Ramazan Mehmet Taşkaya'yla yazmamız gerekiyor. Ve 5 numaralı ünlü prens İsa Akyavuz'la son koşusunu kazandı. Kırmızı ekürler yani. Ve 10 numaralı Kurtuluş Bey. Bu ne abi? İsa Yıldırım. Evet. Bu ikisi de yani biraz zor, kırmızı ekürler zorlanacaktır ama bunları da yazalım arkadaşlar. Şimdi esas konumuza gelelim. Size kazanacak olan atı söyleyeceğim şimdi. Diyeceksiniz ki hangisi? Bizzat da söylemediğim bir şey kalmadı. Arkadaşlar bakın. 11 numaralı Dikme Ağası Caner Tepe ile 50 kiloyla ve 9. kulvardan çıkıyor. Önemli değil. Bir aksilik olmazsa yarışı kazanacak olan safkan bu arkadaşlar. Bu safkanı biz sona bıraktık. Aslında bu safkan ilk atımız bizim. Onu da söyleyeyim. Sonunu söyleyeyim. 35 handikaplı diyeceksiniz ki sen dalga mı geçiyorsun? Dalga geçmiyoruz arkadaşlar. Bu safkan burada Elazığ'ın atı zatı sayılır. 2022 Nisan ayından beri, 13 Nisan'dan beri Elazığ'da koşuyor. Evet, çok fazla bir şey yok fakat son koşuda Mehmet Emin Doğan'ın da şartlı 2'de bir ikincilik yaptı. Ve bu koşuya da bugün kenter yaparak hazırlandı. 23 Eylül'den itibaren.
En son 3 Ekim'de de bir Caner Tepe bizatihi kendisi 28,8 lig bir hafif çalışarak iş yaptı bununla 400 metrede 43,6 aynı şekilde. Evet, bu Safkan'a güveniyoruz. Bir bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama tabii ki güveniyoruz derken mutlaka yazın. Diğer Safkanların da burada gelirleri var. Karışık bir koşu ama 11'i mutlaka yazın diyoruz arkadaşlar. Evet, toparlarsak 7, 2, 9, 4, 6, 5, 10 ve 11. 11'in de bizim burada çok tuttuğumuz bir at olduğunu altını çizdik. Evet arkadaşlar, Elazığ ile ilgili görüşlerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İstanbul için çok muazzam bir video yayınımız var. Tam 1, 2, 3, 4 tane alternatif banko, 2 tane bankomuz var arkadaşlar İstanbul'da. 9 koşunun 6'sında bankodan bahsediyoruz. Premium üyelere ait yayınımız şu an yayında. Arkadaşlar 150 lira aylık. Lütfen imkanı olan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Çok rağbet var. Oluyor, birçok arkadaşımız oldu. Sizleri de bekliyoruz diyoruz ve iyi bir çarşamba günü geçirmenizi, akşamı geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın, bol şans.